Sevgili seyirciler, D Shopping mutfağında güzel güzel tatlı hazırlayacağız birazdan. Çünkü karşınızda Premier'den waffle makinesi var. Geceleri böyle canımızın en çok istediği, dışarıya çıkıp muhakkak açık bir waffle'cı bulduğumuz zaten vardır yani. Ama ne yapacaksınız? İşte canınız böyle şekerlemesi olan, güzel çikolatası olan, güzel böyle üzerinde meyveler, içinde meyveler olan bir waffle hazırlamak isterse şu an doğru yerdesiniz. Biz Sinem'le birazdan hızlı hızlı hazırlayacağız. Evet, hazırlayacağız. Sen de söyledin, waffle çok meşhur. Evet. Yazın özellikle her yerde var waffle'cılar ve fakat çok pahalı oluyorlar. Özellikle kalabalık gidiyorsanız, ailece, evet, arkadaşlarınızla gidiyorsanız çok pahalılar. Tabii tek kişi hani belki bir 10-15 lirayla hani kurtarabiliyoruz ama 4 kişi ısmarladığını düşünürsen. Yani aslında yaptığınız, evet, kullandığınız malzemeye bakarsanız bir kişi için 10-15 lira da çok fazla. Evet. O yüzden diyoruz ki hem ekonomi yapın, evinizde yapın bu işi, hem yaz kışı yapabilin. Çünkü waffle makineniz olduktan sonra her yerde yapabilirsiniz. Bence büyük bir nimet, çok eğlenceli de bir şey. Çok güzel gerçekten. Çünkü waffle hazırlamak zaten özel bir şey istiyor, karışım istiyor. O da zaten kullanma kılavuzunda yazacak. Yani bir özel waffle tarifi size gelecek, aklınız olsun. Biz de o şekilde hazırladık. Birkaç tane yaptık, denedik, süsledik. Çok eğlenceli, çok keyifli gerçekten. İstediğiniz her meyveyi, her şekerlemeyi, her çikolatayı, her fıstığı, fındığı üzerine atabilirsiniz. Ve ne yapıyoruz tabii ki, 7-8 dakikadır normalde waffle'ın pişme süresi. Ama siz 2-3 dakika önceden makinenizi ısıtırsanız sıcak makinenin üzerine tekrar tekrar yapmak hem daha kolay hem daha hızlı oluyor. Bir de yanmaz yapışmaz olduğunu söyleyelim, evet, iç kısmının. Hatta ben şöyle açıyorum işte. Yanmaz yapışmaz olduğu için waffle hamurunuzu döktükten sonra ve piştikten sonra onu spatularla çıkarmak ve hazırlamak, evet, çok kolay olacak. Ve waffle'a ünlü şeklini veren plakalar da burada, evet, görebiliyorsunuz. Şekli de çok güzel oluyor. Yaz kış keyifle yiyebilirsiniz. Büyük küçük herkes çok seviyor waffle'ı. Dediğin gibi sen de hamuru esas meseledir. Hamuru önemli. Onun da zaten tarifi size ürününüzle birlikte geliyor. Hiçbir sorun yok. Üzerine, içine istediğinizi koyun. Dondurmadan, çikolataya, meyvelerden, şekerlemelere her şekilde hazırlayabilirsiniz. Hatta bana bir waffle çok geliyor diyenler için de biz önce bir böyle hani dörde böldük yaptık. Bir tane tam yaptık. Yani bir waffle hamurundan iki kişilik çıkarabiliyorsunuz. Çıkar, evet. Ama tek kişi de tabii ki onu tüketebilirsiniz. İstediğiniz gibi kıvamını, daha doğrusu yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz diyoruz. Ve makinenin özelliği bunun dışında 1200 watt'tır. Isısı bizim için önemli. Kablo sarma yuvası da var. Isıttık, hazır, hemen başlayalım diyoruz, evet, aslında. Başlayalım diyorum. Evet. Hemen açıyoruz. İki renk seçeneğimiz var bu arada. İster siyah ister beyaz. İstediklerine istedikleri rengi alabilirler, evet, izleyicilerimiz. Hemen hamuru şöyle döküyoruz. Evet, döküyorsunuz sevgili izleyiciler. Sıcak makineye hamuru dökmek hem daha kolay hem daha keyifli olacaktır. Evet. Çünkü taşmayacak o zaman, evet, zaten. Ve kapatıyoruz. Ve kapatıyoruz. Sadece bu. Bu kadar. Evet, şimdi sana veriyorum. Şimdi ben de birazcık çok iyiyim. Ay, çok eğlenceli. Evet sevgili izleyiciler, şu anda da benim makinem de sıcak. Ve sıcak olduğu için zaten ses geliyor. Evet, o cız sesini de aldık. İşte hemen ne yapıyorum? Ben de kapattım Sina. O zaman hazırlansınlar bakalım, değil mi? Evet. Hülya, ayrıca üzerine ısı ayarı da var. Sıfırdan maksimuma kadar gördüğün gibi burada bir ayar var. Bu da waffle'ınızın ayarlayabiliyoruz. Evet, ısı seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Waffle makinenizin bu da şuna yarıyor. Waffle'ınızı isterseniz daha koyu renkli ve çok pişmiş, evet, tercih edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ben ki biz öyle seviyoruz. Evet. Ya da daha açık renkli yapabilirsiniz. Isı ayarını düşürürseniz daha açık renkli olacaktır. Yükseltirseniz daha koyu renkli daha olacaktır. Daha koyu renkli olacaktır. Bir de sıcakken içerisine malzemeyi döktüğünüzde zaten o ilk pişim hemen oluyor. Evet. Sonra işte böyle oluyor. Ama çok güzel, çok güzel gerçekten. Oluyor gerçekten. Yani sadece bunun kokusu bile, evet, oraya gelmiştir bence. Evet. Böyle bir yani çok güzel. Kendiniz elinizle de çıkarabilirsiniz ama ben spatuladan birazcık böyle bir yardım alacağım. Bir de böyle dışarıda, evet, yenilen şeyleri insan evde kendisi yaptığı zaman o değişik olacak, bir mutlu oluyor nedense, evet, değil mi? Çok da güzel oluyor. Ayrıcalık da hissediyor kendini. Evet. Ve çok basit bir şekilde hazırlanabiliyor. Hazırlanabiliyor. Şimdi tabii ki ilk başta bizim genelde hazırlayanlardan istediğimiz şey beyaz ya da siyah çikolata ya da, evet, işte hani kakao çikolata. Biz şimdi kakao süreceğiz. Ben şöyle hazırlayayım. Şöyle hemen hızlı, evet, bir şekilde. Bir de hamurun kalınlığını da istediğin gibi aslında ayarlayabiliyoruz. Dediğin gibi isterseniz bir seferde pişirdiğiniz waffle'dan İki porsiyon çıkarabilirsiniz. Bana, tabii, mesela fazla geliyor. Bir tane büyüğü, bütünü yiyemiyorum. Hele ki toksanız, bir şeyler de yediyseniz, evet, gerçekten çok gelebiliyor. Diğer tarafına bazen beyaz sürüyorlar, bazen hiç sürmüyorlar. Evet. Ya da iki tarafı farklı hazırlayabilirsiniz. Evet, farklı da hazırlanabiliyor. O yüzden ben de şöyle hızlı bir şekilde, bayağı, evet, bol çikolatalı oldu. Benimki de oldu. Oo. Ay,
Böyle mis gibi bir böyle. Çok güzel oldu. Biraz daha inceydi galiba o herhalde. Evet, ben biraz daha ince yaptım. Şöyle çok rahat bir şekilde. Özellikle sıcakken çıkarırsanız rahat edersiniz. Hiç beklemeden. İşte. Hiç yapışmadığını görüyorsunuz. O zaman çikolatayı sana evet. Şöyle hiçbir şekilde ettim. Bir kalıntı yok. Vakum makinenizin içinde. Temizlemesi çok kolay bu yüzden. Gerçekten gözünüzün çok kolay. Önünde döktük, açtık. İçinde hiçbir şey kalmadı. Biz alıştık ama. Evet, alıştık. Ve hiç yağ da kullanmadık. O da çok evet. İlginç. Hiç yağ kullanmadık. Burada yağ da olmadığı için yüzeyde sadece bir ıslak bezle şöyle silip temizleyebilirsiniz. Evet ve gerçekten yağsız kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Daha böyle tok, daha böyle şeyler, daha böyle şekiller de güzel çıkıyorlar. Sen çikolatanı sürerken ben de artık meyvelerimi... Benim dişleri bir yutkundum, ağzım sulandı. Evet. Şu an ekran başında canınız gerçekten waffle izlemiş olabilir ve bizim yayınlarımız hani gece de izlendiği için bu saatte canınız waffle izlemiş olabilir. Sahip olmuş olabilirsiniz. Güle güle böyle kullanın, güzel güzel şeyler hazırlayın sevgili izleyiciler. Dilediğiniz kadar meyve koyabilirsiniz. Yapanlar da zaten bol malzeme kullanıyorlar gerçekten. Kivi de koyacağım. Vallahi ne bulursan koy. Evet, değil mi? İnsan hatta birkaç kere yaptıktan yapayım. Sonra aslında sevdiği versiyonu buluyor. Evet, ben her şeyi deniyorsunuz önce. Muzlu, işte kakaolu o şekilde daha çok seviyorum. Bir de kestane çok yakışıyor. Evet. Kestane tabii gerçekten göre aslında, evet çok yakışıyor. Şu anda bol koydum ben Sina. Şöyle yaptım. Olacağım. Şekerleme zevkinize göre koyabilirsiniz sevgili izleyiciler. Ben koymuyorum şekerleme. Burada şekerlemeli olandan yaptık. Evet, onları oradan. Evet, yiyelim. Ama fındığını, fıstığını hiçbir şekilde ihmal etmiyoruz. Şöyle birazcık. İşte. İşte bunun güzelliği, bunlar güzel tarafları. Evet, mevsim meyveleriyle çeşitlendirilebiliyor aslında. O çok güzel. Evet. Yani tek bir çeşit yapmak zorunda değilsiniz. Biraz da fındık alayım. Şöyle. Kendimizi ay, çok eğlenceli. Gerçekten çok keyifli de. Çikolata sosu dökebilirsiniz üstlerine eğer isterseniz. Kapatıyorum. Fındık alacağım. Hazırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hop işte şöyle biraz bastırıp dışarıya doğru şöyle hafif geriye çektim ama şekerlemeler yanına koyabiliriz. Tabii istediğiniz şöyle gibi alayım. Yapabilirsiniz. Böyle işte hazır. Evet. Evet, şekerlemeleri içine koymak yerine kenarlarına şöyle koyabilirsiniz. Birazcık daha şöyle bir evet fındık fıstık biz ya bayağı süslemeyi sevdik. Heh, işte birazcık da fındık. Evet. Kendimi çocuk gibi izledim. Ne kadar kısa sürdü. Çok kısa sürdü ve gerçekten çok, çok da oldu. Güzel oldu. Sevgili izleyiciler afiyet olsun diyoruz bu bize de. Bu şekilde evinize gelen misafirlerinize waffle yapıyor olmak herhalde yapabiliyor olmak çok güzel bir şey olsa gerek değil mi? Yani yemek sonrası düşünsene herkes tatlı beklerken ya da içeriden bir fırın kokusu gibi gelecek tabii bu sonlara. Güzel gelecek. Siz mesela salona şöyle geliyorsunuz. Ya ay çok güzel çok oldu. Çok güzel gerçekten. Bak bu birazcık daha böyle kızardı, ince evet. Oldu. Bu daha böyle az evet. Yani tam iki seçeneği de yapmış olduk. Evet. Ama çok ve güzel görünüyor. Vakum makinenizi kullanmak çok kolay. Hiçbir şekilde yağ ihtiyaç duymuyorsunuz. Çok rahat bir şekilde temizliyorsunuz. Bence temizlemeye gerek bile yok şu anda. Yani şu anda devam yapışmıyor edebilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Bir kere ısındıktan sonra çok hızlı bir şekilde çok fazla adette waffle yapabilirsiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Biz şimdi şu anda bir 10 dakika sürmedi yapmamız. Evet, 2 tane herhalde yaptık. Bir 4 taneyi 10 dakikaya sığdırabiliriz. Herhalde, evet. Bir sonrakinde. Çünkü makine daha sıcak olacak. Evet. Daha hızlı olacaksınız. Hemen çat çat malzemeleri evet. Koyup 10 dakikada 4 kişiye servis yapabilirsiniz. Evet. Bence muhteşem. Ve kıvamı tutturmak garanti. Çünkü evet. İçindeki ölçüye birebir uyum. Kullanım kılavuzundaki İşte sonuç ölçüye. Bu zaten. İnternette de çok var tarifler. Var. Hepsi tutuyor. Yani zor evet. Bir şey değil waffle hamuru yapmak. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben çok sordum yediğim zamanlarda waffle. Ne olur tarifi beni. Hayır söylemiyorum. Oysa annem de bir şey der. Ne var ki bildiğim pişi tarifi. İçine birazcık şeker kal. Aslında alakası yok. Özel ama böyle evet. Minik böyle nüanslar var onun içinde. Böyle artı bir evet. Şeyler. Muhakkak tarifine uyum diyoruz. Afiyet olsun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında öyle oldu. Sinem. Bana ben evet. Sinema hazırladım. Bence bu lezzeti eve taşımanın karşılığında ödeyeceğiniz ücret çok çok şu anda düşük. Gerçekten çok gerçekten uygun bir fiyat. Herhalde birkaç kullanımda zaten birkaç kere waffle'cıya gidip yemenizi çıkaracaksınız. Yani o ücreti şey de olabilir ama olacaksınız. Hani waffle'cıya gidip onu şey yaparken
Bence bir dakika falan daha tutmalıydı. Biraz az tutarsan daha açık oluyor, ben de yapıyorum diye. Evet tabii ki onlar bize güzel hizmet ediyorlar. Hı-hı. Biz de waffle'ı seviyoruz, parasını da ödüyoruz diyoruz ama diyoruz ki evimizde de olsun, makinemiz olsun. Hani evet. Gidemeyeceğimiz bütçenin uygun olmadığı zamanlarda Premier Waffle makineniz varsa 10 dakikada en az 4 tane waffle hazırlayabilirsiniz diyoruz ve güle güle kullanın. Evet. Ve unutmadan da hatırlatalım, kampanya kartlarında vade farksız taksit imkanınız da var.